Tabii ki bir akademik geçmişi olan, siyaset öncesi üniversitelerde görev almış bir akademisyen olarak gençlerle bir arada olduğumda bu bana ayrı bir heyecan veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kültür Kuşağı Ankara programına katıldı. Bakan Kirişçi, gençlik bizim geleceğimiz, gençlik her şeyimiz dedi. Kısmet bugüneymiş. İnşallah desteğimiz bundan sonra daha anlamlı olur, daha yerinde olur. Geçmiş 10 yılı da bu vesileyle telafi etmiş oluruz diye düşünüyorum. Kıymetli konuklar, hepinizin malum olduğu üzere ülkelerin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesi. Yani insan kaynağı. İnsan kaynağının niteliğini artırmanın en önemli enstrümanı hepinizin malum olduğu üzere eğitim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Erman Ilıcak Fen Lisesi açılış törenine katıldı. Bakan Özer, beşeri sermayenin niteliğini artırmak adına son 20 yılda çok önemli yatırımlar yapıldı, dedi. Yıllardan beri kız çocuklarının eğitime erişimiyle ilgili dünya kadar kampanya yapılmasına rağmen ilk kez son 20 yıl içerisinde kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocukları çoğu eğitim kademesinde geçti. Yüksek öğretimde geçti mesela 2014 yılından itibaren. Ya bu ne demektir? Bu şu demektir. Son 20 yılda hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir eğitim üzerinde antidemokratik uygulama gerçekleştirmeden, vatandaşı birbirinden ayırt etmeden, kadın, kız, mezhep hiçbir ayrım yapmadan tüm çocuklarımızın, bu ülkenin vatandaşlarının çocuklarının eğitime eriştiği bir dönem oldu son 20 yıl. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli hesap uzmanı Metin Özşahin için düzenlenen cenaze törenine katıldı. CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Özşahin için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldığı bildirildi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. Kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Sizlere de hayırlı, bereketli, uzun ömürler lütfeylesin. Amin. Türk bilim insanları 2. Ulusal Arktik Araştırma Bilim Seferi kapsamında 24 farklı örnekleme noktasında zooplankton, fitoplankton örneklemeleri, denizdeki kirleticilerin belirlenmesi, deniz suyu fiziksel parametrelerinin takibi, mikroplastik gibi konularda denizel alanda atmosferik kirlilik gözlemleri, meteorolojik gözlemler, gemi ticaret rotalarının çevreye etkileri, deniz buzlarının gözlemlenmesi ve deniz memelilerinin takibi konularında yaptıkları çalışmaları Arktik Okyanusu'na taşıdı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatma Öztürk, eğer kirleticilerin kaynaklarını belirleyebilirsek o kaynakları kontrol altına almak ve iklim kriziyle mücadele etmek daha kolay olacak, dedi. Şimdi bilindiğimiz üzere Arktik bölgesi küresel ısınmaya dünyanın diğer bölgelerine göre 2 ya da 3 kat daha fazla hızla yaşamakta. Bunun sebebini araştırdığımız zaman da en önemli etkilerinden bir tanesinin aslında bizim aerozol olarak adlandırdığımız ya da halk arasında toz adı verilen parçacıklardan kaynaklandığı ortaya konulmuş. Bu yıl Samsun merkezli düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Karadeniz yarın başlıyor. Teknofest Genel Sekreteri Ömer Kökçam, coşkulu bir şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı ile beraber açılışımızı yapmayı hedefliyoruz, dedi. Biliyorsunuz bu sene sadece Samsun'da değil, biz Teknofest Karadeniz dedik. Ve 16. şehir Samsun, finalleri burada yapıyoruz. Bütün ana festivali burada yapıyoruz ama bunun öncesinde biz 10 Temmuz itibariyle başladığımız etkinliklerimizde aralıksız her gün en az 2 etkinlik
etkinlikle birlikte toplamda 15 farklı şehirde etkinliklerimizi tamamladık. İnşallah 30 Ağustos 4 Eylül'de de burada coşkulu bir şekilde tüm Samsunlarımızı, tüm Karadeniz bölgemizdeki, tüm ülkemizdeki gençlerimizi, yaşlarımızı, büyüklerimizi, herkesi aile boyu buraya davet ediyoruz. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında gümüş madalya kazanan milli para tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Eylül ayında Fransa'da düzenlenecek Paris Para Grand Prix müsabakalarına Paralimpik Oyunları yolunda büyük önem veriyor. Çavdar, hedeflerime ulaşmak için sıkı şekilde çalışıyorum. Paris'in önemi benim için çok büyük. Çünkü 2024 Paralimpik Oyunları Paris'te düzenlenecek dedi. 2020'de altın madalyayı kaçırmamızın sebeplerini tabii ki de kendi içimizde düşündük. Hani bunun nelerden kaynaklı olabileceğini, işte strestir, eksikliklerimizdir. Bu sayede bunun üzerine çalıştık. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Sağ olsun Federasyon Başkanımız Metin Şahin, Teknik Direktörümüz Ali Şahin ve takım antrenörlerimiz olmak üzere hepimizin üstünde çok güzel şekilde ilgileri var. Bu stres odaklı olsun, yani kayıplarımız olsun. Hepsi bu açığı kapatmaya çalışıyorlar. Bizimle çok güzel bir şekilde ilgileniyorlar. Balkan Kürek Şampiyonası öncesi milli takım seçme yarışları Adıyaman'da düzenlendi. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Gölbaşı Tabiat Gölü'nde gerçekleştirilen yarışmalarda 10 kulüpten 39 sporcu kıyasıya mücadele etti. Balkanlardan da hem erkeklerde hem kadınlarda şampiyon olarak dönmeyi umut ediyoruz. Acımız mı?